TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Fatih Şahin. Bugün 30 Mayıs Çarşamba ve Ramazan'ı da artık yaraladık. Bugün 15 Ramazan. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve gazete başlıklarını aktaracağız bu önümüzdeki yarım saat süresi boyunca. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız ve WhatsApp numaramız şu an ekranlarınızda diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurulurken FETÖ elebaşı Gülen'le görüştüğünü iddia eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepkisini sürdürüyor. İnce'ye manevi tazminat davası açan Erdoğan, iddianı ispatla diye seslendi. Erdoğan ayrıca milli siyaset ve Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalara yönelik de konuştu. Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmekle sen mükellefsin. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi CHP adayı Muharrem İnce'nin iddialarına tepkisini sürdürdü. İnce Erdoğan'ın AK Parti kurulurken Pensilvanya ile görüştüğünü öne sürmüştü. Bizim bu yolda arkadaşlarımızla biz istişarelerimizi yaptık ve cezaevinden çıktıktan sonra biz kime gittik biliyor musunuz? Pensilvanya'ya değil, ya halkımıza gittik. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kamu davası açılması istenen İnce'ye Erdoğan da tazminat davası açtı. Erdoğan İstanbul'da seçim mesajlarını sürdürdü. Millilik, gayrimillilikle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Milli olmak, milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak, Türkiye'yi 5 sente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet tarafından iptal edileceği söylenen Kanal İstanbul projesinin de önemine vurgu yaptı. Kanal İstanbul sadece bir kalkınma projesi değil, aynı zamanda stratejik bir projedir. Şayet bu projeyi uygulamaya koyamazsak, göz bebeğimiz İstanbul Boğazı'nın geleceğini tehlikeye atarız. Eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsak, eğer geçen gün olduğu gibi yalı faciaları yaşamak istemiyorsak, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini sizlere tekrar hatırlatıyorum. Ve Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte değerli kardeşlerim, biz çevre facialarına karşı Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Sayın seyirciler, dün İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümüydü. Bugün dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla muhteşem bir tören düzenlendi. İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü kutlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi sahilindeki alanda gerçekleşti. İftar programıyla başlayan gecede Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu. Açılış konuşmalarının ardından Fethin 565. yılı dolayısıyla özel fetih gösterisi başladı. Kutlamalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Mehteran Birliği sahne aldı ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir fetih gösterisi gerçekleştirildi. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş ruhunun yansıtıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çekim süreci ve uluslararası post production ekiplerinin katılımıyla yapımı 1,5 ayda tamamlanan film izlendi. Fatih Sultan Mehmet Han eşliğinde izleyicilerin 1453'ten günümüze zamanda yolculuğa çıkarıldığı filmde Türk tarihinin önemli şahsiyetleri, önderleri ve liderleri yüzyıllar süren bu şanlı yolculuğa selam verdi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yanı sıra iş, spor, sanat, siyaset dünyasından davetliler katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, yaşlılarımız ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çocuk sevgisine, yaşlılara hürmet ve saygının önemine dikkat çeken Erbaş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizler birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmaz ve cennete giremezsiniz hadis-i şerifini hatırlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geleneksel Diyanet iftarlarında sevgi evlerinden gelen çocuk ve yaşlılarla bir araya geldi. Erbaş, Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evleri çocukları ve yaşlılarını iftar sofrasında ağırladı. Onlarla birlikte açtı orucunu. Ali Erbaş, iftarda yaptığı konuşmada yaşlılara hürmet ve çocuk sevgisinin önemini anlattı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir. Bu salonda büyüklerle küçükleri bir arada görmek gerçekten mutlulukların en güzeli. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Demek ki cennete girmemiz imana, imanımız da birbirimizi sevmemize bağlı. İslam'da sevgi ve saygının önemine işaret eden Başkan Erbaş, sadece çocuk ve yaşlılar değil, tüm insanlar birbirini sevmeli, dedi. Bu anlamda sabrın da önemli bir ruh terbiyesi olduğuna işaret etti. Sabır olmadan hiçbir şey olmaz. Sabırla birbirimizi seveceğiz, sabırla birbirimize saygı göstereceğiz, sabırla birbirimize karşı samimi olacağız ve netice itibariyle selamete ulaşacağız. Selamet de kurtuluş demektir, mutluluk demektir, huzur demektir. Ramazan'da oruçla birlikte sabrın öneminin daha da arttığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu kutlu ay Hakk'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için büyük bir fırsattır dedi ve Ramazan'ın nasıl geçirilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Özellikle bu Ramazan günlerinde kendimizi biraz daha Rabbimizin rızasına uygun hareket etme noktasında gayret içerisine sokalım ve gayretimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için gösterelim ki amel defterimize güzel hasenat yazılsın. Ramazan günleri bizim için 11 ayın sultanıdır. Ramazan günlerinde Kur'an-ı Kerim okumasını bilen kardeşlerimiz bol bol Kur'an okusunlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in bize getirdiği en büyük müjdedir, en büyük mucizedir. İsrail Gazze'yi bu kez de top atışı ve hava saldırılarıyla vurdu. Bir Filistinli daha şehit oldu. Bir türlü durdurulamayan İsrail'e karşı Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Avrupa Birliği'nden çağrı geldi. Abluk altındaki Gazze için harekete geçilmesi istendi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzey sınırına topçu atışıyla saldırdı. Saldırıda Ahmed Erradi isimli bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli de yaralandı. Ahmed Radi'nin cenazesi İsrail'e tepki gösterileri arasında toprağa verildi. İsrail savaş uçakları da Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Ölü veya yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı. İsrail vahşeti hapishanelerde de devam ediyor. İşkenceyle öldürülen Filistinlilere yenisi eklenmiş, 53 yaşındaki Aziz Avisat şehit olmuştu. İsrail makamları Aziz'in naaşının ailesine teslim edilmeyeceğini açıkladı. Öte yandan Gazze açıklarında İsrail ablukasını protesto etmek için Filistinli balıkçılar denize açıldı. Mavi Marmara olayını da hatırlatan balıkçıları engellemek için İsrail Deniz Kuvvetleri alarma geçti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise dünyaya Gazze çağrısı yaptı. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği vahşi suçları kınıyor, bunların insanlığa karşı büyük bir suç olduğunu ifade ediyoruz. Bu suçlar karşısında sessiz kalınmamalı, Gazze'ye komşu ülkeler bir an önce ablukayı kaldırmalı. Tüm Müslümanlar Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışmalı. Din adamları ve dini kurumlar bölgedeki Siyonist politikalara karşı harekete geçmeli.
İsrail'e karşı bir çağrı da Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Gazze ablukasının kaldırılmasının gerektiğini söyleyerek, bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının garanti altına alınması gerektiğini belirtti. Evet, gazete başlıklarına bakalım değerli izleyenler. Erdoğan'dan İnce'ye FETÖ tepkisi, biz milletten icazet alırız manşetiyle Türkiye gazetesiyle başlıyoruz durumumuza. Erdoğan partiyi kurarken Pensilvanya'ya gittin diyen CHP adayına çok sert çıktı. Hapisten çıkıp halkımıza gittik, partimizi milletimizden aldığımız icazetle kurduk şeklinde tepki gösterdi. Ve İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenler var dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün 565. yıl dönümünü kutladığımız İstanbul fethinin fethi nedeniyle düzenlenen törenlerde yapmış olduğu konuşmada. Ve İstanbul'un fethinin 565. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç'te düzenlenen muhteşem bir törenle kutlandı diyor Türkiye. Erdoğan, Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar, İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir dedi deniliyor. Ofis sistemine geçiş, Türk tipi kabine yolda. Ofis sistemi hükümetin mutfağı olarak görev yapacak. 24 Haziran'dan sonra bir anlamda sistem değişikliğine gideceğimiz Türkiye'de ne tür bir yönetim tarzı belirlenecek? Bunun detaylarını aktarmış Türkiye gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yürütme ofislerine benzer sistem kurulacak. Ofisler Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. İcraatlarla ilgili hazırlık çalışmalarına rol alacaklar. Cumhurbaşkanı'nın isteyeceği bilgi, analiz ve raporları da bu ofisler hazırlayacak deniliyor haberde. Ödeme bayram öncesi Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun söylemiş olduğu bir söz Türkiye'de yer bulmuş. Emekli ikramiyeleri 7 Haziran'da yatacak. Emekli sandığı maaşları 1-5 Haziran SSK ve Bağkur'sa 11, 12 ve 13 Haziran'da hesapta olacak diyor Bakan Sarıeroğlu. Gurur uçuşu 3. havalimanıyla ilk temas dün gerçekleşti biliyorsunuz. Bu haber de Türkiye gazetesinde yer bulmuş. 29 Ekim'de ilk etabı hizmete girecek olan 3. havalimanının %90,5'i tamam. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Cessna tipi uçakta seyir sefer cihazları test edildi. Pistin iniş kalkışa uygun olduğu görüldü deniliyor. Milliyete bakalım. İstanbul'da başarı şart. Bugün Milliyet'in hemen manşet üstü haberi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul Milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu. Hedefe ulaşabilmek için İstanbul'da başarının şart olduğunu kaydeden Erdoğan, 3. Havalimanı'nın 2023 hedeflerinin manivelası olduğunu söyledi. Tekirdağ'daki mitingde ise CHP'nin adayı İnce'ye yüklenen Erdoğan, ekonomiye kamu özel ortaklığı getirdik, anlaşılan İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız dedi deniliyor. Manşete bakalım. Kirli paralar tedavi edecek. Beyaz zehir tacirlerinin el konulan varlıklarıyla uyuşturucu bağımlıları tedavi ve rehabilite edilecek deniliyor Milliyet gazetesinin özel haberinde. Mecliste kabul edilen ve uyuşturucuyla mücadelenin finansal boyutuna ilişkin düzenlemelere yer verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'nun raporunda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarında el konulan varlıkların bağımlıların tedavisinde kullanılması önerildi. Böylece bağımlılar topluma kazandırılacak deniliyor haberde. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yeni terör üssü TANF bugün Yeni Şafak gazetesinin manşeti değerli izleyenler. Kuzeydeki koridor planı Türkiye'nin müdahalesiyle sonuçsuz kalan Amerika Birleşik Devletleri güneyde yeni terör örgütleri kuruyor. Rakka'dan çıkarılan DAEŞ elebaşlarının da yerleştirildiği El TANF'da birçok terörist eğitimden geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri böylece Suriye'de kalmanın bahanesini üretecek. Yeni koridor aynı zamanda Irak petrollerini Akdeniz'e ulaştıracak bir güzergah olacak deniliyor haberde.
Hemen bu haberin yanında Riyad'dan PKK'ya heyet başlığıyla kırmızı zeminde yazılan bir haber değerli izleyenler. Suudi Arabistanlı 3 yetkili Ayn el Araba yani Kobani'ye giderek Harap Işık'taki Amerikan üssünde PKK'lılarla görüştü. Riyad yönetimi PKK kontrolünde olacak Arap ordusuna gönüllü toplamak için Haseke ve Kamışlı'da irtibat noktaları kurdu deniliyor haberde. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarı, Irak'a karışmayın. Irak seçimlerinde en çok oyu alan Mukteda Es-Sadr, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ülkesine herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmeyeceklerini yineledi. Sadr, İran'ı kendi çıkarlarından korkan ülke olarak niteledi deniliyor. 15 Temmuz'da Jandarma Komutanlığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Değerli izleyenler bu haberde yine Yeni Şafak'ta yer buluyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Cuntacıların komuta merkezlerinden Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde darbecilerin polislere teslim oldukları anın görüntüleri de dava dosyasına girdi deniliyor. Merkel'den Berlin daveti, Almanya Başbakanı Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz davet, Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Merkel'in seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiğini söyledi deniliyor. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. İnsanlığınız örnek oldu. Bugün Hürriyet'in manşeti Merkel'den Solingen için duygusal mesaj. Merkel, Solingen katliamının 25. yıl dönümü anmasına katıldı ve 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç'e insanlık adına örnek oldunuz dedi deniliyor haberde. Ve bu törene Almanya Başbakanı Angela Merkel'in haricinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Değerli izleyenler, sergilediği soğukkanlı ve metanetli duruşta başta Mevlüde anne ve ailesi örnek teşkil etmiştir dedi. Bunun haricinde Mevlüde Genç ve Durmuş Genç de yine bu katliamın tanıklarından, kurbanlarından biri, yakınlarını kaybettiler biliyorsunuz. Ve Kuzey Renvesfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de yine törene katılanlar arasında. Havsalan bunu almaz. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız bir diğer haber. Erdoğan sabah Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul milletvekili adaylarının tanıtım toplantısından sonra akşam İstanbul'un fethinin 565. yıl dönüm programına katıldı ve şunları söyledi. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı yatırımları üzerinden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yüklenmeyi sürdürdü. Muhalefet veya diğer Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşlarımızın yaklaşımlarını anlamak mümkün değil. Tutturmuş bir şey. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de dördü yaparım. Yapamazsın. Senin hafsalan bunu almaz. Biz denizin altından Marmara'yı Avrasya Tüneli'ni geçirdik. Haberin var mı? Basmaz bunların kafası. Basmaz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara kabusu Hürriyet'ten aktaracağımız bir diğer haber. Başkentte 10 gündür aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve dolu dün de Ankaralıları perişan etti. Bala'da bir kadın sele kapıldı değerli izleyenler. Kanal İstanbul Türk Hava Yolları projesiyle şimdiden uçtu diyor Hürriyet gazetesi. Türk Hava Yolları Emlak Konut YYO ile çalışanları için İstanbul Arnavutköy'de Kanal İstanbul'a komşu dev bir proje başlatıyor. Yeni havalimanına 12 kilometre mesafedeki 10-15 bin konutluk projeye şimdiden 12 bin talep geldi deniliyor haberde. Milat gazetesine geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Golan Tepelerini terör devletine ilhak ettirecek İsrail'e teslim deniliyor haberde. İsrail Suriye'de işgal ettiği Golan Tepelerini ilhak etmeye hazırlanıyor. Esad rejimi İsrail'le anlaşma yolunda. Amerika Birleşik Devletleri ise Suriye'nin Golan'da haklarından vazgeçmesi için bastırıyor deniliyor haberde. Son olarak Yeni Birlik gazetesine bakalım. FETÖ'den casus taktiği bugün Yeni Birlik gazetesinin manşeti değerli izleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan Mahrem İmam örgütün ölü mektup posta kutusunu deşifre etti deniliyor ve ayrıntılar Yeni Birlik'te bugün.
Yine ekranlarınıza da yansıyor Ankara, görüyorsunuz değerli izleyenler Ankara'nın halini. Yağmur Ankara'yı felç etti diyor haberde. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Yüzlerce araç yolda mahsur kalırken içinde çok sayıda yolcunun olduğu halk otobüsleri suyun ortasında kaldı. Öte yandan su içinde kalan vatandaş suyla adeta savaşırken kaldırımda duran vatandaşlarsa telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Yol bir vatandaşın rögar kapağını açmasıyla normale döndü deniliyor haberde. Evet, gazetelerden aktaracağımız haberler bu kadar. Gelişmelerle gündeme devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan yardımlarına devam ediyor. İyilik gönüllüleri Sudan ve Sri Lanka'da muhtaçlar için İftar sofrası kurdu, gıda yardımı yaptı, yetimler sevindirildi. Vakıf yetkilileri Sri Lanka'da saldırıda uğrayan camilerde de incelemelerde bulundu. Saldırıların izleri İslam düşmanlığı adına gerçekten tüyler ürperticiydi. Türkiye Diyanet Vakfı Sri Lanka'da kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve beraberindeki ekip ülkedeki Müslümanlara 5000 gıda paketi dağıttı. Türkiye'den bağışçılarımızın hediyelerini getirdik sizlere. Türkiye sizi unutmuyor. Selamlar getirdik. Hepsinin size çok selamları var. En kalbi duygularla sizleri selamlıyorlar. Sri Lanka'da dini eğitim gören medreseler ziyaret edildi. Öğrencilere ve halka hediyem Kur'an olsun projesi kapsamında Tamilce dilinde 5000 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Ekipler ülkenin Kandi bölgesine de geçti. Bölgede Müslümanlar ve camiler geçtiğimiz aylarda fanatik Budistlerin ve radikal grupların saldırısına uğramıştı. Tahrip edilerek kullanılamaz hale gelen ve Kur'an-ı Kerimlerin dahi yakıldığı camilerin görüntüsü, dünyanın bir başka köşesinde Müslümanların uğradığı vahşi saldırıları açıkça ortaya koyuyordu. Türkiye olarak, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Müslüman kardeşlerimizin Ramazan'da yaralarını sarmak için buradayız. Geçmiş olsun demek için buradayız. Dertlerini dinledik. Camilerde incelemelerin ardından onarım ve yenileme için imkan araştırması yapıldı. Sudan'da ise hanımlar hummalı bir hazırlık içinde. Çünkü az sonra iftar sevinci yaşayacaklar. İftar vakti geldiğinde müminler upuzun yer sofraları etrafında toplandı. Ezanın okunmasıyla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurduğu sofrada iftar sevinci yaşandı. Hep birlikte oruçlar açıldı. Türkiye Diyanet Vakfı iyilik gönüllüleri Sudan merkezli Munazzamat Aldava Al-İslamiye Derneği işbirliğinde ülke genelinde tam 10 bin kişiye bu şekilde iftar verdi. Biz her sene burada Türkiye ve İslam dünyasından gelen bağışlarla iftar yapıyoruz. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'na şükranlarımızı arz ediyorum. Vakıf bize 4 yıldır iftar için yardımda bulundu. Burada Türkler hem Ramazan'da hem de Kurban'da güzel çalışmalar yapıyor. Vakıf Ramazan yardımlarıyla da Sudanlı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. 7500 kişinin yararlanabileceği 1500 gıda paketi Sudan halkına dağıtıldı. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin. İyilik gönüllüleri Sudanlı minikleri de unutmadı. Başkent Hartum kırsalındaki yetimlere Ramazan yardımı yapıldı. Sayın seyirciler, Ramazan iklimi İslamiyet'in şereflendirdiği dünyanın her bölgesinde hissediliyor. Onlardan biri de İspanya'daki son İslam toprağı Granada. Asırlar sonra inşa edilen ilk caminin minaresinden Elhamra Sarayı'na doğru okunan ezanlar adeta 500 yıl önceki Endülüs Ramazanlarına yönelik hasrete dönüşüyor. Sekiz asra yayılan İslam medeniyeti günlerine özlemin sesi Avrupa'da böyle yankılanıyor. İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan Müslümanlar Granada Ulu Camii'nde Elhamra'nın gölgesinde Ramazan'ı yaşıyor. Granada'nın 1492'de düşmesinden 5 asır sonra 2003'te inşa edilen bu ilk cami,
İspanya Müslümanları için ibadethanenin çok ötesinde bir anlama sahip. Bahçesi ve büyüleyici Elhamra manzarasıyla eşsiz olan cami, mimarisiyle de Endülüs günlerini yad ediyor. Cami Ramazan'la beraber daha fazla Müslümana kucak açıyor. Gündüzleri Kur'an-ı Kerim tilavetinin yankılandığı cami, akşam ezanıyla Müslümanları ikram edilen birkaç hurma ve Fas çorbası Harira'dan ibaret mütevazı sofrasında ağırlıyor. İftarımızı şimdi hurma ve sütle açtık. Namazdan sonra da Fas çorbası Harira servis ediliyor. Akşam namazı sonrası teravih kılıyoruz. Tüm ay içinde iki kez Kur'an hatmediliyor. Cami cemaati de 5 asır sonra kaybolmuş bir geleneğe dönmenin heyecanını yaşıyor. İslam doğal bir şekilde her zaman Granada'nın bir gerçeği olmaya devam etti. İnsanlar farkında olmadan sürdürdükleri alışkanlıkların tümü İslam geleneğine dayanıyor. Çocukluğumdan bu yana aile yaşantımızdan da hatırlıyorum. Bugün bunlar sünnet olarak biliniyor. İnsanlar farkında olmadan İslam kökenli bu küçük alışkanlıklarını koruyordu. Evet, basının Diyanet bölümüyle devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet'ten ortak proje okul biterken aynı zamanda hafız oluyorlar başlığıyla bir haber paylaşılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü İmam Hatip Ortaokulları'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi ilk mezunlarını verdi diyor gazete. İlk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara'daki Medine İmam Hatip Ortaokulu'nda başlayan proje daha sonra Konya, Düzce ve Kayseri'deki çalışmalarla devam etmişti. Okula devam ederken aynı zamanda hafızlık eğitimi alan 8. sınıf öğrencileri mezuniyet coşkusunu hafızlıkla taçlandırdı. Liseye geçerken hafız olarak eğitimlerine devam edecek öğrenciler farklı bir meslek seçerek hayatlarını şekillendirebilecek deniliyor haberde. Diriliş Borsası, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Afganistan'a Ramazan yardımı başlığıyla bir haberi bugün okurlarıyla paylaşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 300 aileye Ramazan paketi dağıttı. Kabil'in Kale-i Fatullah bölgesindeki dağıtım törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan, Afganistan Türkmenleri İslami Birlik Şurası Başkanı Sayet Nametullah Sadat ve Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar da katıldı. Star gazetesi Avrupa Birliği ülkesinde ilkel zulüm Yunanistan'dan bahsediyorlar değerli izleyenler. Osmanlı'dan kalan camileri yıkan ve mevcutları da kapatan Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'ın Selanik kentinde 7 bin Müslümana adeta zulmediliyor. Namaz kılacak mescit izni vermeyen hükümet mezarlık yeri de göstermiyor deniliyor haberde. Son haberimiz Milli Gazete'den Vietnam'ın ilk İslami eğitim merkezi açıldı diyor gazete. Unutulmuş İslam coğrafyalarından Vietnam'da yaşayan Müslümanlar için inşa edilen ve ülkenin ilk İslami eğitim veren okulu olan Hazreti Aişe İslami Eğitim Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, bugün için sizlere aktaracağımız haberler bu kadar. Sizlere veda etmeden önce bugünün gündemini duyuralım değerli izleyenler. Mayıs ayının son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için süreç işliyor. Bugün de adaylar yurdun farklı yerlerinde seçmenle buluşacak, halka hitap edecekler. FETÖ davaları sürüyor. Davalar bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da görülecek. Evet, bugün için bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyenler. Hayırlı haberler alacağınız bereketli bir gününüz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.